Selam arkadaşlarım. Kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle YouTube üzerine bir konuyla konuşacağız. Bugünkü YouTube üzerine konuşacağımız konu ekip ve ekipman. Yani ekip ve ekipmanın önemi üzerine konuşacağız. Evet, YouTube'da ekip ve ekipmanın gerçekten çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Evet, ekip ve ekipman. Öncelikle ekipman üzerine konuşalım. Ekipman, sizin videolarınızı çektiğiniz kameranız olabilir, telefonunuz olabilir veyahut arkadaşlar videoları yüklediğiniz yer olarak söyleyebiliriz. Ekipman demek videolarınızın daha kaliteli hale gelmesini sağlayan, daha kaliteli görüntü olanağı sağlayan, insanlara daha kaliteli görüntüler sunan araçlardır, araç gereçlerdir. Evet, biliyoruz birçoğumuz videolarımızı telefonlar üzerinden çekiyoruz. Birçoğumuzun bilgisayarı bile yok. Videoları telefonların üzerinden yüklüyor. Birçoğumuz videolarına gelenlere telefonlar üzerinden dönmeye çalışıyor. Birçoğumuz videolarını telefonlarla ayarlıyor. Videolarına vereceği ayarları telefonlarla yapıyor. Evet, telefon da bir YouTube için araç gereçtir. Bir ekipmandır. Evet, 1000 TL'lik telefonun bizlere sunacağı görüntü kalitesiyle 5000 TL'lik telefonun bize sunacağı görüntü kalitesi arasında fark vardır. Ve yine 5000 liralık bir telefonun bize sağlayacağı görüntü kalitesi ile 20.000 liralık telefonun bize sağlayacağı görüntü kalitesi arasında da fark vardır. Fiyat ne kadar yüksek olursa, aldığınız telefonların fiyatı ne kadar yüksek olursa bize sunacağı görüntü kalitesi de o kadar iyi olur. Evet, sadece çekim için mi ekipman gerekiyor? Hayır. Mesela ses için de bir ekipman gerekir. Alacağımız güzel mikrofonlar da bize bir ekipman olur. Veya alacağımız kulaklıklar da bize bir ekipman olur. Mesela ASMR dediğimiz, yani ASMR dediğimiz videoları kategorisinde video çeken kişiler için kulaklık gerçekten çok önemli. Çünkü orada vereceği ses kalitesi, o kulaklıktan vereceği ses kalitesiyle insanlara istediği, tam istenilen ASMR, yani ASMR videolarını sunarak izleyicilerine güzel kaliteli videolar çıkartmış olacak. Mesela vlog videolarında kamera çok ön plana çıkıyor. Vlog videolarında çekeceğiniz kamerada güzel görüntüler sunabilmeniz sizin için bir avantaj olacaktır. İzleyenlere güzel kaliteli görüntü sağlamak da sizin elinizde. Bu güzel görüntülü, yani güzel kaliteli görüntü sunmak da biraz da maddiyata bağlı. Parası iyi olan arkadaşlar, maddiyatı iyi durumda olan arkadaşlar izleyicilerine güzel kaliteli görüntüler sunabilirler. Ama parası iyi olmayanlar, zaten birçoğunun durumu iyi değil ve birçoğu telefonlarla videolarını çekiyor ve birçoğunun telefonu da çok iyi durumda değil. Yani son model telefonlardan değil. Benim telefonum da çok iyi bir telefon değil. Ben videolarımı telefonumla çekiyorum ve benim telefonumun markası da Xiaomi Poco X3 Pro. Benim telefonum 3380 liraya alınmış bir telefon. Yani bu orta düzey kalitede bir görüntü sunabilmemi sağlıyor bana. Eski iPhone 6 telefonuma göre çok daha iyi görüntü kalitesi sunmamı sağlıyor. Görüntü kalitesi ile içerik kalitesi arasındaki farklardan da biraz bahsedelim. Görüntü kalitesi ekipmana bağlıdır ama içerik kalitesi de sizin çekeceğiniz videonun türüne bağlıdır. Videoları nasıl çektiğinize bağlı, nasıl konuştuğunuza bağlı faktörlerle gelişir. Evet. Video kalitesi, yani içerik kalitesi paraya bağlı değildir. Ama görüntü kalitesi paraya bağlıdır arkadaşlar. Yani parası iyi olanlar iyi ekipmanlar alırlar ve aldığı bu iyi ekipmanlarla da sizlere güzel kaliteli görüntüler ortaya sunabilirler. Yani güzel bir kamera aldığınızda, güzel bir tripod aldığınızda, güzel bir selfie çubuğu aldığınızda, güzel bir mikrofon aldığınızda, güzel bilgisayar aldığınızda, güzel hoparlörler aldığınızda, güzel mikrofonlar aldığınızda sizin videolarınız daha kaliteli hale gelir ve izleyiciler güzel kaliteli görüntüler izlemiş olacaklardır arkadaşlar. Hele ki bir de videolarınızın kalitesini de arttırdığınızda hem kaliteli içerik hem de kaliteli görüntü sağladığınız anda insanlar sizin videolarınızı beğeneceklerdir ve doğal olarak da sizin videolarınıza abone olup takip etmeye başlayacaklardır. Ve hem izlemeleriniz artacaktır hem de aboneleriniz artacaktır. Bunlar doğal olarak artıyor. Ama düşük görüntü kalitesi, düşük içerik kalitesi olduğu zaman da insanlar sizi takip etmek istemeyeceklerdir. Tabii ki bunlar doğal izleyicidir, yani organik izleyicilerdir. Yani YouTube içinde tanıdığınız kişiler, yani görüntü kaliteniz ne kadar kötü de olsa, içeriğiniz ne kadar kötü de olsa,
Yani karşılık beklediği için, eğer bir şeyler karşılıklı yaptığı için sizin videolarınızı izleyeceklerdir. Çünkü sizin de ona geri döneceğinizi bildiği için sizin videolarınızı izleyecektir arkadaşlar. Evet, ekipman kısmı bu şekilde. YouTube'daki ekipman kısmı bu şekilde. Şimdi bir de ekip kısmına biraz değinelim. Evet, ekip de YouTube'da çok önemli. YouTube'da bir kişiyle bir de ekip oluyor. 15 kişiyle de ekip kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birçoğu videolarını tek başına çekiyor. Yani ekiple çekmek tek başına çekmekten daha iyi. Çünkü ekiple birlikte çektiğinizde, mesela sohbet videosu çekiyorsanız, karşılıklı ekibinizle sohbet edebilirsiniz. Kameramanınız olabilir. Belki montajcınız olabilir. Videolarınızı edit yapacak arkadaşınız olabilir. Yani en azından yanınızda bir ekip arkadaşınız varsa size video fikri bulmada yardımcı olabilir. Bazen video fikri bulmaktan da zorlanıyoruz. Ne tür videolar çeksek, ne çeksek, bir sonraki videom ne olsa diye kara kara düşündüğümüz zamanlar oluyor. Ekip arkadaşımız olduğunda belki de bize bu konuda yardımcı olabilir. Hani ne videosu çekmişse, şu videoda video şu şekilde video çekebilirsin veya bu şekilde video çekebilirsin gibi bize video önerilerinde bulunabilir arkadaşlar. Ekip arkadaşlarımızla güzel, eğlenceli videolar da çekebiliriz. Mesela challenge'lar yapabiliriz. İşte cezalı challenge'lar yapıldığı anda bu cezalı challenge'lar güzel içerik oluyor ve güzel izlenebiliyor. Aile videoları, ailesel videolar. Yani bir ailenin günlük yaşantısını anlattığı, çocuklarıyla, eşleriyle güzel videolar çekmesi bile izleniyor. Mesela eşlerin arasında birbirimizi ne kadar tanıyoruz videoları var. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz videoları arkadaşlar güzel çekiliyor. Yani soru cevap şeklinde birbirimizi ne kadar tanıyoruz videoları güzel izlenebiliyor. Eşlerin birbirine yaptığı videolar izlenebiliyor. Ailelerin köy hayatı. Bunlar da çok tutuyor arkadaşlar. Bir aile köyde nasıl bir yaşam sürüyor? Mesela kış geliyor, kış hazırlıklarında neler yapıyor? Yazın neler yapıyor? Tarlada neler yapıyor? Evde neler yapıyor? Bunlar tutulabilen içeriklerdir. Yani ekiple çektiğiniz videolar, tek başına çektiğiniz videolara göre izlenme oranı daha fazla olabiliyor ve daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Tabii ki tek başınıza videolar çektiğinizde izlenmez diyemem. Tek başınıza çektiğiniz videolar da izlenebilir. Tek başınıza video çekerken de ilerleyebilirsiniz ama biraz bu iş yavaş süreç olabilir arkadaşlar. Yani ekip bir kişiyle de olabilir, 100 kişiyle de ekip olabilir. Ekip dediğimiz kamera önü ekibi ve kamera arkası ekibi olarak ikiye ayrılıyor. Kamera önünde ekip videolarınızda oynayan kişiler oluyor. Kamera arkasında ışıkçınız, kameramanınız, montajcınız, sesçiniz, video ayarlayanınız, şirketiniz varsa, hatta şirketiniz varsa temizlikçiniz ve çaycınız bile kamera arkası ekibine giriyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi kamera önünde ya bir de sizin videolarınızda kamera önünde oynayacak arkadaşlarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Bunların kimileri mesela arkadaşlarınıza dediğinizde benim YouTube kanalım var. Benim videolarımla gelir misin? Birlikte video çekelim dediğinizde kimileri bunu ücretsiz olarak tamam ben yaparım deyip sizin videolarınızda oynayabilir. Kimileri ise parasını verirsen oynayabilirim diyebilir arkadaşlar. Bazı kişilerin aileleri YouTube'da video çeken çocuğuna veya eşine veya akrabasına destek olabiliyor. Ama kimiler de destek olmuyor arkadaşlar. Yani ekip ve ekipman gerçekten önemli. Yani ilerleyebilmekte çok büyük faydası oluyor. Hem ekibin hem de ekipmanın. Ekip parasal paraya hani ekip para olmadan da kurulabilir ama ekipman para olmadan asla kurulamaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü yeni videomda sizlere YouTube'daki ekip ve ekipmanın öneminden bahsettim. Ekip de önemlidir, ekipman da önemlidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kurabiliyorsak ekibimizi kurmaya bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz, Allah'a emanetsiniz. Güle güle, bay bay, görüşürüz.